Evet, Ulusal Kanal ekranlarından tekrar merhabalar. Özel yayınımıza devam ediyoruz. Bir değerli konuğumuz daha var şimdi. Psikiyatrist Defne Tamar Güroğlu bizlerle birlikte. Sayın Güroğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, koronavirüsle mücadelede çok yönlü ele alıyoruz aslında bu mücadeleyi. Türkiye'de başarılı bir pratik yürütüyor şu anda. Fakat sosyal izolasyon ve gönüllü karantina Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarifiyle olduğu için vatandaşlar şu anda evlerinde vakit geçiriyorlar. Evde kal çağrılarını uyuyorlar. Tabi bu süreç biraz zorlayıcı oluyor vatandaşlar için. Şu anda bir haftayı geçti, iki haftaya yaklaşmak üzereyiz ve evde vatandaşlar artık zaman zaman sıkılmaya başladılar. Zaman zaman vakti nasıl geçireceklerini düşünmeye başladılar. Zaman zaman da aslında paniğe sürüklenmeye başladılar. Öngörülebilir bir durum vaka sayısının artacağı, fakat vaka sayısının artması ile birlikte kaygının da arttığını görüyoruz. Kaygının artmaması için vatandaşlarımıza vereceğiniz öneriler nedir? Öyle başlayalım önce. Şimdi bu koronavirüsle birlikte çok ciddi hayatımızda değişiklikler oldu. Bildiğimiz bütün düzen değişti. Duvarlarımız değişti, çerçevemiz değişti, sınırlarımız değişti. Dolayısıyla yani bu büyük değişikliklerin bizi etkilememesinin imkanı yok. Aynı zamanda bir belirsizlik söz konusu, ciddi bir hastalık söz konusu. Dolayısıyla buna bir miktar kaygıyla yaklaşmak kaçınılmaz. Kaygı, depresyon gibi bir takım tepkilerimizin olması çok anlaşılır. Ve bu durumda bir parça kaygının koruyucu bir etkisi de vardır. Yani eğer kaygı duyarsak, aşırı açmadan sokağa çıkmayız, kendimizi koruruz, sosyal izolasyona uyarız ve vaka sayısının sağlık sisteminin kaldıracağından daha fazla vaka sayısı olmasından korumuş oluruz. Dolayısıyla bir miktar kaygı tabii ki koruyucu bir etkisi var. Bu o kadar kaçınılacak ve korkulacak bir durum değil. Ama burada tabii ki bunun miktarı önemli. Bu bizim yaşam, sonuçta bu şekilde bir yaşam var. Evdeyiz, sosyal izolasyondayız. Çok acil bir durum olmadıkça sokağa çıkmamamız gerekiyor. Ya da görevli değilsek sokağa çıkmamamız gerekiyor. Bu yeni bir durum ve buna bir miktar uyum sağlamak da zorundayız. Bu uyum sağlanmayacak bir durum değil. Sonuçta bunun içinde de bir kere burada en önemli konu yeni bir ritim var. Hayatımızın yeni bir ritmi var. Her sabah kalkıyorduk, işte işe gidiyorduk. Belli bir ritmimiz söz konusuydu. Şimdi yeni bir ritim var. Bu yeni ritme göre bir düzen oturtmak zorundayız. Burada bu yeni ritmi hayatın reddetmemek önemli aslında, değil mi? Buna adapte olmamız gerekiyor. Hı-hı. Ve buna uygun şekilde. Kesinlikle. Hı-hı. Tabii yani bu yeni düzenin içinde kendimize bir ritim oluşturmak zorundayız. Yine kalktığımız saat belli olacak, yine yattığımız saat belli olacak, öğünlerimiz belli olacak. Mutlaka bir miktar fiziksel aktiviteye vakit ayıracağız. Sonuçta hani zorunlu bir evde oturuş belki ama başka bir çaremiz yok. Yani bunu kabul etmek dışında bir seçeneğimiz yok. O zaman bunun içinde işte kitap okuyacağız, film izleyeceğiz, kendimizi canlı ve aktif tutacağız. Eğer evde birkaç kişi yaşıyorsak ev içi iletişimi mümkün olduğunca sağlayacağız. Evde, yani görüşemediğimiz, evde bulunmayan kişilerle, sonuçta teknoloji de o kadar çok ilerledi ki görüntülü konuşma ve ya da birçok iletişim kanalıyla sosyal ilişkilerimizi de sürdüreceğiz. Bu çok aktif geçirilebilecek bir dönem. Yeter ki
Bu kaygıya kendimizi bırakmayalım. Yeteri kadar, kendimizi koruyacak kadar kısmını koruyalım, tutalım. Ötesinde yine yaşam tarafımız ağır bassın. Çünkü iki seçeneğimiz var. Ya yaşam tarafı ağır basacak ya yıkım kendimizi bırakacağız. O da çok yaşamla bağdaşan bir şey değil. Dolayısıyla umudumuz, dayanışmamız, sonuçta hepimiz birbirimizden sorumluyuz şu noktada. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Bu paylaşılmış, bu herkesi kapsayan durumun da destekleyici bir tarafı da tabii ki var. Onlardan yararlanacağız. Sayın Gürol, toplumsal yaşam biçiminin adaptasyon sürecine etkisi nedir? Mesela biz aslında çok dijital bir toplum değiliz. Biraz önce bahsettiğiniz bu görüntülü konuşma aslında bizim çok alışık olduğumuz bir yapı değil. Biz misafirliklere gitmeyi severiz, birlikte vakit geçirmeyi severiz. Aile büyüklerimizin yanında olmayı seven bir toplum yapımız var genel olarak. Hem büyük şehirlerde hem de kırsal kesimde baktığımızda. Dolayısıyla bu adaptasyon sürecini bizim için zorlaştıran bir süreç mi acaba? Biz bunları seviyor olabiliriz ama hayatta kalmak için ve başkalarına karşı duyduğumuz sorumluluk nedeniyle bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorundayız. Yani bu biz böyleyiz gibi bir mazeretin arkasına sığınamayız. Dış gerçeklik bize bunu yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla biz dış gerçekliği reddedemeyiz. Bu dış gerçekliğe uyum sağlayacağız. Biz tabii ki birbiriyle bağları kuvvetli, iletişim içinde olmaktan hoşlanan, bu bizim çok güzel vasıflarımız. Ama bu başka insanlara karşı sorumluluğumuz olduğu gerçeğini ve ciddi bir bulaş riskini göz ardı etmemiz anlamına gelmez. Bunu seviyor olabiliriz ama yapmayacağız. Bazen bir şey imkansızdır. O imkansızı kabul etmek de önemlidir. Sayın Gürol, şimdi Türkiye'de süreç büyük bir titizlikle yürütülüyor ifadelerini kullanıyoruz. İşte kamulaştırma anlamında önemli adımlar atılıyor vesaire, ekonomik tedbirler alınıyor. Fakat bu işin bir de psikolojik boyutu var. Sizce şu anda Türkiye'de bu süreç psikolojik olarak vatandaşları olumlayan bir şekilde yürütülüyor mu? Doğru yürütülüyor mu daha doğrusu? Ben sonuçta belirsizlikleri mümkün olduğunca en aza indirmeye çalıştığını düşünüyorum otoritenin. Yani o her gün açıklama aşağı yukarı aynı saatlerde oluyor. Sonuçta bilgilendiriliyoruz ve bu bilgiye de ihtiyacımız var, yani o belirsizliklerin mümkün olduğu kadar azalması için. Ama o durumun kendisi zor bir durum. Dolayısıyla bunu, hani bir şey öyle değil de böyle yapılsa, onu tam ben de kestiremiyorum açıkçası. Burada hani o düzeni otoritenin de kurması önemli. Yani biz bileceğiz ki her gün şu saatte bize açıklama yapılıyor. Biz o günü nasıl geçirdik? Bir sonraki gün bizden beklenen ne? Bunu düzenli olarak bu bilgiyi almaya ihtiyacımız var. Bu bir şekilde yapılmaya devam edecek. Peki evde kalan vatandaşlarımız için kaygı hep olmalı. Tabii endişe beraberinde tedbiri de getiriyor dedik ama biraz daha ruhumuzu dinlendirecek, zihnimizi dinlendirecek yöntemler önerebilir misiniz? Hem vatandaşlarımızın uygulayabilirliği açısından önemli bunlar. Tabii ki. Şimdi bir miktar kaygı, endişe olması da gerekiyor dedik. Ama bu kaygıyı, endişeyi arttıracak şeylerden kendimizi korumamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, dedikodu ve spekülasyonlardan uzak durun. Yani bu kötü olmasını arzu eden, kötüden beslenen bir takım
bilgi kaynaklarından uzak durmak önemli. Sorunu göz ardı etmemek, sorunu ciddiyetle ele almak farklı. Bir de bir takım felaket tarafından mücadele gücümüzü azaltan, umudumuzu, inancımızı azaltan bir takım yaklaşımlardan kendimizi korumamız gerekiyor. Dünya Örgütü'nün kendi sitesinden takip edebiliriz. Dünyada ve Türkiye'de durum ne oluyor? Yerel bir otoritenin bilgilendirmesinden yararlanabiliriz. Ama onun ötesinde spekülasyon ve dedikodudan kendimizi koruyacağız. Kendimizi meşgul edecek bir takım şeyler bulacağız. Herkes için tek bir yöntem geçerli değildir. Herkes kendisine göre neyse hoşlandığı, onu bir şekilde hayatına yerleştirmeye çalışacak. Düzen, dediğim gibi ritim ve düzeni oturtmak destekleyici bir etkiye sahip. Bu sırada telefonla sonuçta teknolojiyi çok kullanmıyor olabiliriz ama herkes telefonu bir şekilde kullanıyor. Sevdiklerimizle bağlantıyı sürdüreceğiz. Yani sosyal ilişki mutlaka oturup bir masanın etrafında kahve içmek değildir. Bazen telefonla da bu sosyal ilişkilerimizi sürdürebiliriz. Bunu mümkün olduğunca sürdüreceğiz. Arayacağız, küçüklerimizle ilgileneceğiz, büyüklerimizin ihtiyaçlarını soracağız. Yani o dayanışmayı hissetmek bize iyi gelecek bir durumdur. Tek başımıza olmadığımızı bilmek iyi gelecektir. Sayın Gürol, şunu da sormak istiyorum. Şu aralar sosyal medyada sıkça işte evde vaktinizi atıyorum salgınla ilgili olan filmlerle geçirebilirsiniz. En iyi 5 salgınla ilgili film önerisi gibi başlıklar çok fazla. Bu aslında gerginliği ve kaygıyı daha fazla arttıran bir unsur değil mi? Vallahi ben önermezdim. Hı hı. Yani bazen insan korkusunun üstüne gider, bazı insanlara iyi gelebilir ama şu anda böyle bir takım felaket senaryolarının insanlara iyi geleceğine ne çok emin değilim açıkçası. Peki bir diğer sorum da çocuklarla ilgili olacak. Çocuklar bu süreçten nasıl etkileniyorlar? Şimdi bir masal anlatmak var, bir de gerçeği söylemek var. Koronavirüsü çocuklara nasıl anlatmamız lazım? Gerçekçi bir şekilde mi yoksa hikayeleştirerek mi mesela? Valla ben çocukçu değilim. O yüzden onlarla ilişkili hani yönteme dair bir şey söylemek yetkinliğinde değilim. Ama çocuklar mutlaka çok etkilendiler. Yani onlar içinde okul açılacak mı belli değil. Çünkü süreci bilmiyoruz. Yani durumun kendisi belirsizlikler barındırıyor. Çocuklar tabii olar. Ama burada çocuk dönüyor, annesine babasına bakıyor. Anne baba bu durumu nasıl karşılıyor, nasıl ele alıyor, onun tepkisini taklit ediyor. Eğer anne baba kendi kaygısıyla başa çıkabiliyorsa, sonuçta yok da değilmiş gibi de yapmamak önemli. Yani çocuk bundan etkilenirken yok canım merak edecek bir şey yok demek değil. Evet, hayatımızda ciddi bir değişiklik var, önemli bir değişiklik var. Buna ve bir uyum sağlayabiliriz. Hani çocuklara ben böyle bir mesaj verilebileceğini düşünüyorum. Evet, Sayın Gürol, son mesajlarınız varsa izleyicilerimize, bizi şu anda bu saatte takip eden vatandaşlarımıza, onu da almak isteriz sizden. Ben şunu söyleyebilirim. Sonuçta dünya birçok salgın geçirdi, birçok büyük olaylar geçirdi ve hepsinden de bir şekilde çıktı. Koronavirüs sorunu da
bir noktada çözümlenecek. Burada sağlık sistemine yük olmamak, şu aşamada vaka sayısını arttırmamak çok önemli ve bundan bu bizim sorumluluğumuzda. Biz bu konuda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve evden çıkmayacağız. Ama bileceğiz ki bu da bitecek, sonuçlanacak, çözümlenecek ve dayanıklı olanlar daha kolay bunu geçirecekler. Kendimizi dayanıklı olmaya imal edebiliriz. Bunun geçeceğini bilerek, üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirerek ve bu dönemi de bir şekilde yine de verimli kullanabilerek geçirebileceğimizi düşünüyorum. Herkese diyorum ki şu anda ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Birçok belirsizlik barındırıyor ama bildiğimiz bir şey var ki bütün diğer salgınlar gibi bu salgında da bitecek. Sayın Güloğlu, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, İyi yayınlar diliyorum. Psikiyatrist Defne Tamar Güloğlu yayınımızdaydı. Koronavirüsün psikolojik boyutuyla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda aslında bize önemli bilgiler verdi. Ulusal kanal ekranlarından koronavirüsle mücadeleyi çok yönlü olarak tartışmaya ve her boyutuyla aslında nasıl karşı karşıya kalacağımızı ve nasıl mücadele edeceğimizi tespit etmeye devam edeceğiz. Evet, bugün önemli.